Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 9. sınıflarda yeni konumuza başlıyoruz gençler. Yeni bölümümüze başlıyoruz. Sınıflandırma kuralları ve modern sınıflandırma bugünkü dersimizin konusu olacak. Hemen tabii ki takvimi de göstereyim gençler. Bugün sınıflandırma kuralları ve modern sınıflandırmayı yapıyoruz. Haftaya perşembe günü de sınıflandırmada 3 üst alemi yani domainlere anlatmış olacağım. Hemen ödevlendirmenizi de yapayım. Tabii ki Dinamo Plus'larımızdan gençler biliyorsunuz 9. sınav soru bankalarımız yenilendi. Hepsi yeni marif modeline %100 uyumlu ister tek tek ister de böyle set halinde satın alabilirsiniz diyeyim. Yazıllar açık uçlu olduğu için açık uçlu soru sayısını da tabii ki çok arttırdık diyeyim. Hemen ödev lerinizi söylüyorum gençler bu dersimizi bitirdiğimiz zaman sayfa 30'dan başlıyorsunuz nereye kadar geliyorsunuz hemen söylüyorum 36'ya kadar çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor bir sonraki dersimizde de domainleri anlatmış olacağım dediğim gibi hemen hızlı bir şekilde hazırsanız yazsanın arkanıza derse başlayalım Şimdi öncelikli olarak sınıflandırma niye yapıyoruz? Bunlardan biraz bahsedelim. Karşımızda kocaman iki tane kütüphane var. Kütüphaneye gittiğimiz zaman kitabı arayacağız ama aradığımız kitabı tabii ki kolay bulmak isteyeceğiz gençler. Eğer belli bir düzen yoksa ne bileyim ders kitapları bir yerde, romanlar bir yerde, dergiler bir yerde değilse aradığımız kitabı kitaplıkta bulabilmemiz mümkün olabilir mi? olamaz. Çok 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 zorlanırız ama her şey bir düzen içerisinde gidiyorsa, eğitim kitapları bir raftaysa, eğitim kitaplarının içerisinde biyolojinin bulunduğu yer belliyse, 9. sınıf biyoloji kitapları tek tek dizilmişse aradığımızı tık diye buluruz gençler. Günlük hayatımızda da aslında bu sınıflandırmayı çok fazla yapıyoruz okullarınızda yüzlerce öğrenci var. Anneniz babanız geldi okulda sizi aramak istediği zaman idareye gidip ne diyor? Benim diyor kızım oğlum dokuzuncu sınıfa gidiyor. Dokuzuncu sınıfta şu şubeye gidiyor, numarası da bu diyor. Hemen sizi ilgili yerden çağırtabiliyorlar. Eğer bir karmaşa bir düzen olmasaydı işler çok fazla zorlaşırdı. Bu nedenle de bu düzeni oluşturmak için tabii ki canlıları sınıflandırıyoruz. Aslında canlıları sınıflandırmaktaki amacımız belli bir düzeni oluşturabilmek gençler. Hemen tabii ki öğrenme çıktılarımızı da söyleyeyim canlıları sınıflandırabilme tabii ki ana kazanımımız olacağız biz bu dersimizde sınıflandırmak için kullanacağımız nitelikleri belirleyeceğiz belirlediğimiz e, tanımları niteliklere göre canlıları ayrıştıracağız ayrıştırdığı canlıları belirli bir başlık altında gruplandırır diyor. Gruplandırma sistemlerini anlatacağız. Günümüzde geçerli olan modern sınıflandırmaya göre gruplandırdığı canlılara ilişkin adlandırmaları bilimdeki karşılığıyla etiketler diyor. Yani bilimsel sınıflandırma nasıl yapıyor, yapılıyor, canlıları neye göre gruplandırıyoruz bunlar bu dersimizin konusu olacak. Anahtar kelimelerimiz tabii ki sistematik modern sınıflandırma olacak. Canlıları taksonomi biliminin kriterlerini belirleyerek sınıflandırdığını söyleyeceğiz. Alem, şube, sınıf, takım, aile, cins, tür kavramlarından da bugünkü dersimizde bahsetmiş olacağız. Temel kabullerimiz ne gençler? Ortaokulda da ilkokulda da aslında canlılar sınıflandırıldı fen derslerinde. Mesela ilkokuldayken canlılar, mikroskobik canlılar yani gözle görülemeyen canlılar, bitkiler ve hayvanlar diye gruplandırıldı. Tabii ki modern sınıflandırmada çok daha teknolojik bir sınıflandırmayı kullanıyoruz. Biz bunları temel alacağız. Gerçek sınıflandırma tabii ki lisede karşımıza çıkacak. Hemen başlıyorum. Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 1,2 milyon canlı türü keşfedilmiş ama yapılan çalışmalar gösteriyor ki bizim keşfettiğimiz canlı sayısından çok daha fazla bir canlı çeşitliliğine sahip dünya. Bu kadar çok çalışmalar yapılıyor. Sınıflandırmayla ilgili işlemler yapılıyor. Hala sınıflandıramadığımız pek çok canlı var. Yapılan araştırmalar sonucunda her yıl yeni türler keşfediliyor. Canlılar dünyasında dikkati çeken ilk ve önemli durum canlı çeşitliliğinin tabii ki çok fazla olması. Biliyoruz ki canlı çeşitliliği çok fazla ama dünyada nesli tükenmiş türler de var. Nesli tükenmiş türlerin sayısının şu an dünyada yaşayan canlıların da iki katı olduğu düşünülüyor. Yani rakamlar inanılmaz derecede büyük. Bizim bu kadar çok canlıyı da inceleyip insanlık yararına bazı faydalar sağlamamız lazım. Ne yapacağız? Belli özelliklere göre bu canlıları gruplandıracağız. Şu 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 özelliği olanlar bu grupta yer alır. Bu 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 özelliği olanlar bu grupta yer alır diye söyleyeceğiz gençler. Bilim insanları tabii ki canlıları benzer özelliklerine göre gruplandırarak incelemenin onları tanıma açısından kolaylık sağlayacağını düşünmüşler. Şimdi biz bu kolaylıklardan bahsedelim. Canlıları sınıflandırmamız bize ne gibi katkılar sağlıyor bunlardan bahsedelim. Canlıları belirlenmiş bilimsel kurallar dahilinde gruplandırarak tabii ki doğayı daha anlaşılır bir hale getirir sınıflandırma. Canlı türlerine birbirinden ayırt edilebilecek düzenli bir sistem oluşturur sınıflandırma. Benzer özelliklere sahip canlıların farklı şekillerde isimlendirilmesini engellemiş olur. Mesela ben çıktım sokağa, mor bir çiçek buldum. Bulduğum mor çiçeği de literatürde taradım. Benden önce daha önce bulan kimse olmamış. Aa bu çiçeği ilk defa ben buldum. Bunun adı Seda çiçeği olsun dedim. Bu çiçeğin dünyanın bambaşka bir yerinde de yetişme ihtimali var mı? Var. Eğer oradaki kişi de kendi kafasına göre istediği herhangi bir ismi verirse bu sistematikte bir karışıklığa yol açar. O yüzden sınıflandırma yaparken uluslararası düzeyde kullanılan kurallara uyacağız. Aynı zamanda uluslararası düzeyde geçerliliği olan Latince'den bahsedeceğiz gençler. Buradan da devam ediyorum. Şimdi sınıflandırma sonucunda elde edilen bilgiler o gruba dahil bireylerin tamamı için geçerli sayılır. Haliyle bu da neyi önler? Zaman kaybını. Bir canlı çeşidi üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin diğer bilim insanları tarafından öğrenilmesini sağlar, aynı konuda tekrar tekrar araştırma yapılmasını engeller. Ben gittim mor bir çiçek keşfettim. Keşfettiğim mor çiçeğe uluslararası düzeyde kullanılan sınıflandırma birimine göre yerine yerleştirdim. Özelliklerini yazdım. Başka bir bilim insanının bu çiçeğin özellikleriyle ilgili çalışma yapmasına gerek kalmaz gençler. Dünya üzerinde yaşamış ve nesilleri tükenmiş eski türler ile yeni türleri karşılaştırmayı, akrabalık derecelerini belirlemeyi, yeni bulunan türlerin tanımlanmasını ve adlandırmasını da tabii ki kolaylaştırmış olur. Mesela dinozorlar günümüzde yaşasaydılar sürüngenlerle aynı grup içerisinde yer alacaklardı. Biyolojik çeşitliliği ve bunun dünya üzerindeki dağılımının nasıl olduğunu anlamayı sağlar. Ekolojik ve ekonomik kaynakları da tabii ki tespit etmeyi sağlar. Şimdi bir ortamda ne kadar çok canlı çeşitliliği varsa o ortam ekolojik anlamda o kadar değerlidir. Mesela herhangi bir felaket olsa bile, yangın çıksa, Yanardağ patlasa, çeşitlilik azalsa bile, çeşitlilik fazla olunca yenilenme hızı da artıyor. Ama çeşitlilik azsa bu kadar hızlı bir yenilenme söz konusu olmuyor. Biz canlılardan devamlı ürün elde ediyoruz. Pek çok bitki türünü ilaç yapımında kullanıyoruz. Pek çok bitki türünü, hayvan türünü besin, tekstil, gıda sanayinde kullanıyoruz gençler. Yani canlılar tabii ki ekonomik kaynaktır. Belli bir değere sahiptirler diyeyim. Buradan da ekstradan söylemek istediğim bir şey var size. Biz günümüzde modern sınıflandırma dediğimiz sınıflandırmayı yapıyoruz. Ben size modern sınıflandırma, filogenetik sınıflandırmayı anlatacağım. Ama canlıları sınıflandırma ta milattan önceki yıllara kadar dayanıyor. İnsanlar tabii ki meraklı varlıklar etrafında bulunan canlıların neler olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu belirlemek istemişler. Bu nedenle de milattan önce Aristo çalışmalar yapmış. Aristo etrafında bulunan canlıları kendi içerisinde ikiye ayırmış demiş ki bir bitkiler var bir de hayvanlar var. Milattan önceki yılları düşünecek olursan mikroskop falan nerede? Onlar henüz keşfedilmemiş durumda. Yani gözle görülmeyen canlıların bilinmesi henüz mümkün değil. Ne yapmış Aristo? Canlıların dış görünüşlerine bakmış. Bitkiler ve hayvanlar var demiş. Sonra onun öğrencisi bitkileri, ağaçlar, otlar, çalılar diye gruplandırmış. Hayvanları da karada yaşayanlar, havada uçanlar, suda yaşayanlar diye gruplandırmış. Aslında neye bakmışlar? Canlıların dış görünüşüne ve yaşadığı yere bakmışlar. Günümüzde sınıflandırma yaparken bunlara bakmıyoruz gençler. Aristo'nun yaptığı gibi canlıların dış görünüşlerine veya yaşadık yere göre gruplandırmasına ampirik sınıflandırma veya yapay sınıflandırma ismini veriyoruz. Günümüzde geçerliliğini tamamıyla yitirmiştir gençler. Yapay ampirik sınıflandırmada analog organ dediğimiz organlar dikkate alınmıştır. Analog organla da neyi kastediyoruz? Bunların kökenleri farklı ama görevlerine baktığımız zaman aynı olduğunu görüyoruz. Mesela Aristo demiş ki sinek havada uçuyor, leylek havada uçuyor, ikisinin de kanadı var. O zaman bunlar aynı gruptadırlar. Yani neye bakmış? Kökenleri farklı, görevleri aynı olan kanatlara bakmış. Günümüzde bunlara bakarak sınıflandırma yapmamız mümkün değil. Şimdi günümüzde kullanılan sınıflandırma sisteminden bahsedeyim gençler. Sınıflandırma sayesinde tabii ki organizmalar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar incelenebiliyor. Değerlenen bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki zorluklar da ortadan kalkmış oluyor. Her bir sınıflandırma kategorisinde yer alan belirli ortak özelliklere sahip canlı grubuna takson ismi veriliyor veya kategori ismi veriliyor. Canlıları sınıflandırmak için gerekli olan ölçü, kriter, bunları belirleyen bilim dalına da taksonomi ismini veriyoruz. Yani canlıları sınıflandırmak sistematik anlamına gelir. Sınıflandırırken neye bakacaksın? Hücresel yapıya dikkat et. Beslenme özelliğine dikkat et. Yaşadığı bilmem neye dikkat et gibi kriterleri belirleyen bilim dalı ise taksonomi olacak gençler. Taksonomi bilimi canlıları tanımlama çalışmalarında morfoloji, anatomi, histoloji, biyokimya, moleküler biyoloji gibi biyolojinin alt bilim dallarından ve diğer bilimlerden de tabii ki yararlanmış olacak. Doğal, modern, filogenetik hepsi aynı kapıya çıkar. Aynı şeyden bahsediyoruz sınıflandırma yaparken. Teknolojinin bana baktırabileceği her şeye bakacağım. Tabii ki öncelikli olarak DNA benzerliğine bakarız gençler. Ama DNA benzerliğine bakmak çok kolay bir işlem değil. Protein sentezine de DNA şifre verdiği için iki canlının DNA'sı birbirine ne kadar yakınsa proteinleri de birbirine o kadar yakındır. O yüzden DNA ve protein benzerliği baktığım kriterlerden bir tanesi. Sonra vücut simetrisinin benzerliğine bakılanabilir. Embriyonel gelişim evrelerinin benzerliği yine dikkate alınan kriterlerden bir tanesi. Hücresel yapının üstünde duracağız. Özellikle canlıların ortak özelliklerini de söylemiştim. Prokaryot ve ökaryot hücre yapımız var. Bu tekrar tekrar da karşımıza çıkacak demiştim. Bugün yine detaylı anlatacağım. Biyokimyasal özelliklerin benzerliği yine dikkate alınır. Anatomik benzerlikler, fizyolojik benzerlikler, homolog organlarda dikkate alınır. Homolog organ ne demek? Homolog organlar kökenleri aynı, görevleri farklı veya aynı olabilen organlardır gençler. Hemen boşluğumuzu da doldurayım. Canlıların akrabalık derecelerine göre yapılan tüm biyolojik karakterleri göz önünde bulundurarak yapılan sınıflandırmaya sistematik ismini veriyoruz diyeyim. Canlıları sınıflandırırken günümüzde kromozom sayısından haberdarız ama kromozom sayısı kriterlerimiz içerisinde yer almıyor. İki canlının kromozom sayısı birbirine yakın diye birbirine yakın akrabadır diyemeyiz. Mesela insanlar 46 kromozomlu, moli balığı dediğimiz balık da 46 kromozomlu. Eğer kromozom sayısı dikkate alınan bir kriter olsaydı, insanın en yakın akrabasının moli balığı olması gerekirdi gençler. Ama bu durum geçerli değil. Dediğim gibi yine kromozom sayısı canlının gelişmişlik düzeyiyle ilgili bilgi de vermez. Eğrelti otu 500 kromozomlu insanlar 46 kromozomlu en gelişmiş canlı eğrelti otu mu? Tabii ki hayır insandır. Yani kromozom sayısı kullandığım bir kriter değil buna dikkat edin gençler. Tabii ki sınıflandırma yaparken basamaklandırma sisteminden bahsedeceğiz. En küçük sınıflandırma birimimiz kategorimizde tür olacak gençler. Türün tanımı daha önce çok kolay olmasına ve sık sık karşımıza çıkmasına rağmen üniversite sınavında doğrudan soruldu. Okuldaki yazılılarınızda da türün tanımı mutlaka karşınıza çıkacaktır. Şimdi iki tane canlı var. Bunlar aynı tür mü değil mi anlamak istiyorum. Aynı tür canlılar tabii ki birbirlerine çok benzeyecekler. Ortak bir atadan gelecekler. Önemli kriterlerden bir tanesi doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilecek ki bu üçü yeterli değil bir canlıya aynı tür diyebilmem için çiftleştiği zaman verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar diyeceğiz. Neden? Doğada at ve eşek insan zorlaması olmadan çiftleşebiliyor. Çiftleştikleri zaman da katır adı verilen bir yavruları oluyor. Katırlar kısır bireylerdir. Yani verimsiz döllerdir. Katır bir atla, katır bir eşekle veya katır başka bir katırla çiftleşip çocuğu olmuyor. O zaman at başka türdür, eşek başka türdür diyeceğiz. Yani iki canlının çiftleşmesi, yavrularının olması aynı tür demem için yeterli değil. Çocuğunun da çocuğu olacak diyeyim. Türlerin isimlendirmesinde de Linne'nin kullandığı binomial adlandırma yöntemi dediğimiz ikili adlandırma yöntemini kullanıyoruz gençler. Hemen bu ikili adlandırma yönteminden bahsedeyim. Binomial adlandırmayı açalım. Türlerin isimlendirilmesinde iki tane kelime kullanılıyor. Tabii ki bu yöntem Linne tarafından önerilmiş. Kullanılan dilde Latince oluyor. Senin önüne bir sürü ne olduğunu bilmediğin Latince kelimeden oluşan tür isimleri çıkacak sorularda. Türkçesini bilmene gerek var mı? Tabii ki yok. Mesela Pinus nigra, Morus nigra, Pinus pinea gibi bir sürü şey yazdı ama bizim bunların anlamını bilmemize gerek yok. Latince yazılmasının belli bir sebebi var. Hemen bahsetmiş olayım. Şimdi günümüzde latince kullanılan bir dil değil. Kullanılmadığı için bu dile kelime giremiyor, kelime çıkamıyor. Uluslararası düzeyde dünyanın her yerinde de geçerli bir dil birliği oluşturmamız lazım. Mesela şurası benim pazı kemiği dediğim kemiktir. Türkçede buraya pazı kemiği deniyor. Ben pazı kemiğinin Latince'sini de size söyleyeyim. Humerus kemiğidir. Diyelim ki ben pazı kemiğimi kırdım. Pazı kemiğimi kırıp yurt dışındaki bir doktoru arayıp pazı kemiğimi kırdım desem vücudumdaki hangi kemiğin kırıldığını anlayabilir mi? Türkçe bilmiyorsa anlamaz. Ama eğer ben ona dersem ki Humerus kemiğimi kırdım, Almanya'daki de anlar, Avrupa'daki de anlar, Asya kıtasındaki de anlar, Mısır'daki de, Arabistan'daki de aklınıza gelebilecek her yerdeki doktor Humerus kemiğinin hangi kemik olduğunu anlar gençler. Uluslararası düzeyde bir dil birliği yaratmak için Latince kelimeler kullanılıyor. Canlıları da tabii ki Latince kelimeler kullanarak isimlendireceğiz. Türün isimlendirilmesinde iki tane kelime yan yana gelecek. Bunlardan birincisi bunun cins adı olacak. İkincisi ise tamamlayıcı ad dediğimiz ad olacak. İkisi bir araya geldiği zaman da tür ismi meydana gelmiş olacak gençler. Eğik yazılma kuraldır. İlk kelimenin baş harfinin büyük yazılması da türün isimlendirilmesinde kullanılan kural ve kriterlerden bir tanesi. Hemen burada uluslararası düzeyde kullanılan kategorileri veriyorum gençler. Canlıları bir sonraki dersimizde üst alemlere ayıracağız. Yani domain dediğimiz yapılardan bahsedeceğiz. Sonra alemlere, alemler şubelere, şubeler sınıflara, sınıflar takımlara, takımlar ailelere, aileler cinslere, cinsler türlere ayrılacak. Tabii ki benim de bunu ezbere bilmem gerekiyor. Aklımda kolay kalsın diye hemen size bir şifre vereceğim. Bunu aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya ezbere yazman lazım. Kolaylık nasıl olacak? Türkiye Cumhuriyeti A takımı, sert, şut atar diye kodlayacaksın. Baş harfleri yazdıktan sonra alemler, şubelere, şubeler sınıflara, sınıflar takımlara, takımlar ailelere, aileler cinslere, cinsler de türlere ayrılır demiş olacaksın. Sınıflandırmadaki en küçük kategorimize ne ismini vermiştik? Tür ismini vermiştik. Gençler haliyle tür bizim için bir tık daha tanımsal olarak önemli oldu. Hemen bir örnek üstünden göstermek istiyorum. Mesela ökaryotlar diye bir üst alemimiz var. Şuraya hemen üst alem yazayım. Ökaryotlar üst alemi olsun. Ökaryotlar üst alemi Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar diye gruplara ayrılacak. Şu şekli bir gözünün önüne getir. Alem olarak hayvanlar aleminden bahsedecek olursak hayvanlar alemin içerisinde kaplan da var, aslan da var, kedi de var, ayı da var, kanguru da var, timsah da var. İşte uğur böceği de var. Ne bileyim bakayım üst alemde bitkiler de var. Hayvanlar alemine geldiğimiz zaman bak kime elemişim bitkileri dahil etmemişim. Hayvanlar aleminde omurgalılar şubesi dediğimiz bir şube var. Omurgalılar şubesine baktığımız zaman da kime eledik? Uğur böceğini. Uğur böceği omurgasız bir canlıdır. Sonra bilmenize gerek yok bunlar memeliler denilen bir sınıfa ayrılacaklar. Memeliler sınıfının içerisine de timsahı alamadık o sürüngen bir canlıdır. Sonra etçiller demişiz kanguruyu elemişiz. Kedigiller dediğimiz zaman ayıyı elemişiz büyük kediler dediğimiz zaman ev kedisi elenmiş en son nereye gelmişiz pantera tigris'e yani kaplana kadar gelmişiz. He benim buradan çıkartacağım bazı sonuçlar var. Şekil burada dururken çıkartmam çok daha kolay. Hep birlikte işaretleyelim. Nereden nereye gidiyorum? Onu bir yazalım. Türden aleme yani aşağıdan yukarıya doğru çıkış yapıyorum. Aşağıdan yukarıya doğru çıkarken birey sayısı ne yapıyor? Hayvanlar aleminde mi çok canlı vardır? Büyük kedilerde mi çok canlı vardır diyecek olursak tabii ki hayvanlar aleminde daha çok canlı olacak. O zaman aşağıdan yukarıya doğru giderken birey sayısı artar. Canlı çeşitliliği artar. Çok canlı olduğuna göre çok gen var demektir. Yani gen çeşitliliği de artar. Genetik benzerliğe bakalım. Timsahla kaplan mı birbirine çok benzer yoksa kaplanla aslan mı daha çok benzer? Benzerlik aşağıya doğru artıyor. Bize yukarıya doğru sorduğuna göre azalır diyeceğiz. Protein benzerliği de tabii ki azalmış olacak. Ortak özellikler yine aslanla kaplanın mı çok ortak özelliği var? Atıyorum kanguruyla kaplanın mı? Tabii ki aslanla kaplanı seçtin. Ortak özellikler de azaldı. Analog organ sayısı yukarıya doğru gidildikçe artar. Homolog organ sayısı ise tabii ki azalmış olacak diyeyim gençler. Buradan da birkaç tane soruya bakarak dersimizi bitirelim. Tablodaki bilgilere göre yorumlarından hangileri yapılabilir diyor kromozom sayısıyla akrabalık derecesi arasında bir ilişki yoktur demiş. Bakacağım şimdi Canis familiaris köpek demiş. Köpeğin kromozom sayısı 78'miş. Kırmızı Hint kuşunun da kromozom sayısı 78'miş. Ne alaka biri kuş biri memeli köpek. O zaman tabii ki zaten bu bilginin doğru olduğunu biliyorsun da. Tablodaki bilgilere göre dediği zaman tabloda olup olmadığına bakmamız gerekiyor gençler. Tabii ki buna doğru dedik. Aynı ailede farklı türler olabilir diyor. E baktığımız zaman farklı aynı aileye baktığımız zaman hangi aileler var? Felidae ailesi mesela aynı farklı türler bulunabiliyor mu? Bulunabiliyor. O zaman bu da doğru. Farklı ailedeki türlerin şubeleri farklı olabilir diyor. Buraya baktığımız zaman farklı ailedeki türlerin şubeleri farklı Olabilir mi gençler, olamaz? Hangileri yapılabilir? dediği için cevabımız 1 ve 2 oldu. Şubeyi tablodan göremiyoruz zaten. Hemen diğer bir soruma geçiyorum. Yukarıda ikili adlandırma sistemine göre verilmiş isimlere göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. 6 tane cins, 8 tane tür bulunur demiş. Baktığım zaman 8 tane farklı tür ismi olduğunu görüyorum. Buna tamam dedim. Sonra Felis cinsi, Canis cinsi 2, Pinus başka bir cins 3, Morus 4, Populus 5, Rosa 6. Felisi daha önce söylemiştik. O yüzden 6 diyorum. Hala Morus'u daha önce söylemiştik. O yüzden 6 diyorum. Hala o zaman 6 cins vardır bizim için doğru oldu. 1 ve 7. türler aynı takımda bulunur diyor. Şimdi 1'e bakıyorum Felis Leo'dan bahsediyor. 7'ye bakıyorum Felis Domestikus'dan bahsediyor. Hatta şöyle 7'yi kırmızı ile işaretleyeyim. 1'i de kırmızı ile işaretleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde kodladım. Şimdi bunlar 1 ve 7 ile belirttiğim canlılar aynı cinste yer alıyorsa aynı ailede, aynı takımda, aynı sınıfta, aynı şubede, aynı alemde bulunmak zorunda. Hatta şuradaki şekli bir alayım size göstereyim. Mesela az önce ne dedim? Kedi ile aslandan bahsettik. Mesela kediyle aslan aynı ailede olduğuna göre yukarıya doğru da ne olmak zorunda aynı takımda aynı sınıfta aynı şubede aynı alemde bulunmak zorunda. Yani yukarıya doğru gidildikçe aynı yerde bulunmak zorundalar. Bunu da tabii ki kabul ettim doğru dedim. Üçüncü ve dördüncü türler ile Pinus nigra ile Morus nigra. Beşinci ve sekizinci türler yakın akrabadır. Şimdi Pinus nigra, Morus nigra. Bunların cinsleri birbirinden farklı. Yardımcı at bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Akrabalık derecesini belli etmez gençler. O yüzden bunu eledim. Hangileri doğrudur dediği için de cevabımız bir ve iki şeklinde oldu. Buradan da dersimizin sonuna gelmişiz gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Dinamo Plus'tan verdiğim ödevleri unutmayın. Hemen sıcağı sıcağına o ödevleri çözün gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.